Gel, gel. Geç. Hayrola? Otur, otur. Bu bey kim? Bizim damat. Ne? Dur tamam, şey yapma sen. Şevkat ama... Dur. Şimdi Hülya bu adamla evlenmek istemiyor. Bunu size de söylemiş. Orası sizi ilgilendirmez. Kimse ilgilendirmez kardeşim. Sen kızımız için bir haber getireceğini söyledin. Haber neyse onu söyle. Bizim aile işlerimize karışmasa. Sözümü kesmeyeydin. Ben de onu söyleyecektim zaten. Hani böyle pat diye söylenmez diye ben kendimi sıktım ettim bilmem ne de anlaşıldı yani. Size sizin anladığınız dilden konuşacağız. Neyse, adettendir. Önce başınız sağ olsun diyelim. Hülya canın ağrıydı. Ne diyorsun kardeşim sen? Sebebi de belli. Nasıl kıydı canına? Nasıl kıydının bir önemi var mı ya? Gencecik kız öldü diyorum sana ya. Nasıl kıydı ne fark eder ya? Ona bir dünya verdiniz diye bu dünyayı karartmaya hakkınız var mıydı ya? Hülya, kızım. Ne diyorsun sen ya? Sen nasıl canını kıyarsın yavrum? Ben sana kurban olurum, kurban. Beni versinler toprağa beni. Diri diri gömsünler beni. Yavrum! Hülya! Ay yavrum! Hayır! Ellerim kırılaydı, ellerim kırılaydı. Başınız sağ olsun, ellerim bana müsaade. Vurmayayım. Cenazeden sonra altınları geri verirsiniz. Allah belanı versin senin. Allah kahretsin. Ne diyorsun be terbiyesiz adamsın? Bırak be. Ne diyorsun sen? Görüyorsunuz değil mi kızınızı kiminle evlendirmeye çalıştığınızı? Ya Hülya'nın ölmesini umursamıyor bile. Adam altınlarını geri istiyor sadece. Öyle olacağını bilseydim yapar mıydım? Böyle olacağını bilseydim kızımı zorlar mıydım? Aman yarabbim. Aman Allah'ım. Nerede kızım? Nerede şimdi? Kızınız emin ellerde. Ona güvendiğim bir ablama emanet ettim. Ölmedi yani, ölmedi. Hülya ölmedi, yaşıyor. Sahibi, evet. Doğru mu diyorsun? Ya ölmedi. Kızım yaşıyor mu? Yaşıyor ya. Yalan söyledim size. Ama iyi ki de söylemişim ya. Vallahi iyi ki de söylemişim. Damadı gördünüz ya. Adamın aklı, fikri altında, parada, pulda, malda, metada ya. Hayır bu kız şimdi gerçekten canına kıysa iyi miydi ya? Değer miydi bu kaç parça altın için ya? Ya bak şu anda yaşadığınız utancı bir ömür yaşatacaktı bu adam size. En başta da Hülya'ya. Bir şey söyleyeyim mi size? O kız kaçmakla sizi ömür boyu yaşayacağınız bir utançtan kurtardı. O kız onurlu bir kız. O kız onurlu bir kız. İnşallah damat da öyle çıkacak. Gerçi ben oğlanla tanıştım, oğlan düzgün oğlan. Hayırlısı diyelim yine. Bundan sonra kızıma hiçbir şekilde karışmayacağım. Lütfen. Yeter ki evimize gelsin. Ne olur yavrumu getirin bana bağırmaması. Tamam. Yalvarıyorum size lütfen getirin kızım. Tamam getireceğiz. Fakat önce bir şeye uğramamız lazım bizim emniyete. Bu hani kızın bulunduğunu falan bildirmemiz lazım. Bir de küçük bir şahitlik mevzusu var. Onu hallederim. Kalkalım istersen. Şevkat, Şevkat, Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Allah gönlüne göre versin. Ya vallahi sağ olun çocuklar ya. Abi sen sağ ol ne demek ya. Sana şahitlik yapmak bir şey değil. Senin için hapis bile yatardım ben ama... Yani senin hakkında söyleyeceğiz bilmiyorum abi. Bizi ele vermemek için ne hallere girmişsin Şevkat abi. İyi ki geldik de sana şahitlik yaptık. Yoksa içim rahat etmezdi. Rahat olun gençler, bana bir şey olmaz. Aynen, ona hiçbir şey olmaz. Zaten şimdi kamu davası da düştü. Sizi bir an önce ailelerinize kavuşturalım. Var ya, resmen mucize gibi bir şey oldu Şevkat abi. Sen nasıl adamsın ya? Ha bana bakın. Şimdi bana söz vereceksiniz. Okul bitmeden evlenmek yok ha. Söz? Biz zaten bekleyecektik. Gel lan buraya, koçum benim. Düğünden kız kaçıran en genç aşık ha. Aslanım.
Biz Şevkat abiye şahitlik yaptık. Siz de bizim nikah şahidimiz olur musunuz? Oluruz. Tabii ki oluruz. Hem de keyifli oluruz. Ama önce sizin diploma töreninize gelmek isteriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.